Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar daha doğrusu kutu açılımına ve oyuna hoş geldiniz. Oyunda oynayacağız çünkü bunlar. Arkadaşlar bir mouse aldım kendime. Bayağı bir araştırdım. Normalde Logitech Super Light alacaktım. Hatta bu kulaklığı da birkaç gün önce aldım. Bu da onun kutusu. Bunu da açılımını yaptım. Videosunu çektim ama videoyu koymadım hala. Onu da koyacağım. Şöyle bir kutu. Şöyle bir kulaklık. Logitech G435 arkadaşlar. Şimdi benim önceki mouse'um arkadaşlar SteelSeries Aerox 3'tü, tamam mı? Bu mouse, bu SteelSeries'e bir problem var. Ben bu SteelSeries'i önermiyorum arkadaşlar. Klavyesini bilmiyorum, kullanmadım ama kulaklığını da kullandım, mouse'unu da kullandım. Ve aga bunun, bu SteelSeries denen markanın, kanka bunun bir sıkıntısı var ya. Bunun her şeyi, yani mouse'u, kulaklığı elinde kalıyor. Benim anlamadığım bir şekilde. Bakın aralı da bir sene bile olmadı. Bak bir sene olmadı. Tamam içinde toz var eyvallah da. Sonuçta bunu bir sürü insan alıyor. Bak ben aldım. Mouse bozuldu. Ya bozuldan kastım takılıyor oyunda sürekli. Yani düzeltemedim bir de ben bunu. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Kabloyu taktığım an zaten mouse dönmüyor. Yani çok çevirmem lazım. Çok kötü bir mouse. Yani bak hafif. O ilk baş aldığımda çok güzeldi. Çok 3-4-5 ay çok güzel gitti. Ondan sonra arızalanmaya başladı mouse. Gittim temizlemeye çalıştım. Temizlenmiyor. Açamıyorsun bunu. Açıp da garanti dışına çıkarmak istemedim. Bunu garantiye yollayacağım. Ama bu mouse'u öneriyor musun diye soracak olursanız bu mouse'u hiçbir şekilde önermiyorum arkadaşlar. Aerox 5'te de aynısı varmış. Onu da önermiyorum. Onu da sakın almayın. Araştırdım bayağı. Araştırıp alın. Bak mesela bu ben mouse'u araştırdım. Tam 2 saat araştırdım. Ben normalde Super Light'ı tam sepete eklemiştim. Super Light'ı sipariş edecektim. Ondan da vazgeçtim. Çünkü yorumları okudum arkadaşlar. Yani korkunç derecede önermiyorlar Super Light'ı. Çünkü o parayı hak etmiyormuş. Yani tor özelliklerine baktım. Şundan bir farkı yok. Yani şu mouse'dan bir farkı yok. Super Light'ın 2'nin ve 1'in de. Zaten Super Light 1 ile 2 neredeyse kafa kafa aynalar zaten. Ama bunu araştırdım arkadaşlar. Bir de bana hafif mouse vardı. Ben de en hafif mouse hani 50 gram falan zannediyordum. Bir baktım 40 grammış bu mouse. Harbiden çok hafifmiş. Şimdi kutu açılımını yapacağız zaten. Bu mouse'u araştırdım arkadaşlar. Yani kendim şeyden de baktım. Kullanan kişilerin yorumlarına da baktım. Harbiden bayağı bir övüyorlar. Yani kötü yorum yapan yok. Var tek bir yorum vardı. Birkaç tane yorumda şey arada bir bağlantı kopukluğu falan oluyormuş. Bilmiyorum bende olacak mı olmayacak ama çok az bir kişi böyle bir hani önermedi. Aslında önermediğinden kastı da yani şey önerdiler ama yani bir kopukluk oluyor falan dediler. Birisi garantiye falan yollamış. Bekliyormuş gelmesini ama bakalım inşallah bize böyle bir sıkıntı olmaz. Benim de şansım yok mouse konusunda. Kulaklık konusunda. Mesela klavye çok övdük bu klavyeyi. Bozuldu. Şimdi bunu mesela B tuşu basmıyor. Ondan sonra V tuşu zor basıyor. Yani anlamadım. Bu da bozuldu. Bu da 1,5 senedir kullanıyorum. Bu da Logitech G213 arkadaşlar. Bilmiyorum ya benim şansıma hep böyle bozuk markalar geliyor. Yani bozuk şeyler geliyor. Klavye geliyor ya da mouse geliyor. Klavye şey kulaklık geliyor. Bilmiyorum ama şunu çok övdüler. Bayağı bir övdüler. Ben bunu şimdi kutu açılımını yapayım arkadaşlar. Bu da benim eski mouse'um. Bunu garantiye şimdi yollayacağım. Bu da bir sene bile olmadı. Şimdi bir sene olmuyor. Elinde kalıyor. Bunu da yeni aldım dediğim gibi. Bu da Logitech G435. Bunu da yeni aldık. Bu kulaklığı bak yemin ediyorum efsane bir şey. Bak buna şu anlık hiçbir şikayetim yok. Ses konusunda manyak. Tam kulaklığını hiç kullanmadım. Ama kulaklığına gerek yoksa mikrofonum var zaten. Ama kulaklığı bildiğim kadarıyla çok kötüymüş. Zaten SteelSeries'in kulaklığını da kullandım. Mikrofonu telsiz gibi. Yani o kadar kötü ki aldım bir hafta sonra geri sattım dedim kulaklığı. Ve SteelSeries'in kulaklığının şöyle bir sıkıntısı var. Aga yani benim kafamı bastırıyor bildiğin yani. Buradan benim kafamı içine bastırıyor. Kulaklarım ya. Kulaklarım içine girecek artık. O kadar da bir baskılı bir kulaklık yapılmaz ki. Böyle bir saçmalık yok yani. Ben aldım bir hafta sonra geri sattım. O yüzden SteelSeries'i önermiyorum hiçbir şekilde. Klavyesinden mouse'un ama şey klavyesini bilmiyorum. Ama mouse'unu 3 defa mouse'unu Rival 3 kullandım. Rival 3 kablosu kullandım. Rival 3 Aerox kullandım ama bilmiyorum bana hiç şey gelmedi. Güzel bir marka gelmedi bu arada. Şimdi şunu açalım. Şimdi arkadaşlar bu 8000 Hz destekliyormuş. Nasıl açılıyor bu? Bir dakika. İtiyoruz bunu. Yok. Şöyle açılıyor. Şimdi şuradan şöyle bir mouse'umuzu çıkaralım. Ya var ya şunu videoda açacağım diye var ya hiç çıkarıp açmadım bu arada. Sırf videoda. Bir de ben baktım bir kutu daha gelmesi lazımdı yanında. Gelmedi. Şu mouse'un hafifliğine bakar mısın? Yok. Yok yani aradaki farka bak kanka. Oo. Kuranca 2 kat fark var arada bu arada neredeyse. Bu 64-65 gram herhalde. Bu da 40 gram. Şu an 38 gram ama bu. Sebebi de şu şeylerini takmadım. Şu adlarını unuttum ya. Neyse. Adlarını unuttum. Kayması için takılan şeyin adı neydi ya? Neyse. Dur takalım ondan sonra. Bir dakika. Ulan nereden açtık bunu biz az önce? Ya buradan açtık değil mi? Tamam. Şimdi bunu çıkardık. Bu da 8000 Hz için gereken bir aparat. Bakın şu 8K geliyor. Tabi 8000 Hz'de kullanınca arada takılmalar oluyormuş bildiğim kadarıyla. Herhalde oyun Valorant'ta oluyormuş. Bu desteklemiyormuş bildiğim kadarıyla. O yüzden takılma olmuş oluyor olabilir. Ama onu bilmiyoruz. Şimdi
Şunu şöyle açtık. Şimdi şunu da şöyle çıkarıyorum beyler. Çıkardık. Kablosu çıktı. Bu da kablosu arkadaşlar. Bunu oraya bağlıyorsunuz. 8K desteğinize 8K 8000Hz desteğini almak için bağlıyorsunuz bu arada. Ama şöyle bir şey var. Bunun şarjı var mı şu an? Onu da bilmiyoruz ki. Direkt taktık ama. Şimdi bu da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunları da buna takacağız. Bunun adı neydi ya? Ben şunun adına bir bakayım arkadaşlar. Adını unuttum şunun ya. Lanet olsun. Neydi bunun adı? Beyler adına baktım. Bu stakezler işte. Bu stakezleri de buraya takacağız şimdi mouse'a. Şunu böyle alayım. Evet beyler stakezleri de taktık böyle. Şu an çok iyi oldu. Bakayım. Baya ooo kanka bu ne? Oğlum boş lan bu bildiğin. Kanka şakasız diyorum. Aga bu tıklama hissi falan. Kanka yemin ederim arada korkunç fark var bu arada. Bilmiyorum ne kadar süre uzun ömürlü olacak mı onu da bilmiyorum ama inanılmaz derece hafif, inanılmaz derecede rahat ve konforlu kanka yani. Bunun diyecek hiçbir şey yok. Harbiden çok kaliteli bir tuş basımı da var. Arada korkunç bir fark var ya. Kanka bayağı fark var yani. Bayağı. Ve bu çok hafif, çok rahat. Elime tam oturdu. Bu biraz daha geniş, biraz daha da uzun bu. Fark ettim bunu şu an dokunur dokunmaz. Bu tam elime oturdu bu arada. Tam. Tam elime oturdu. Oo çok iyi vallahi kanka. Ne yaparız? Bununla bir oyun atarız ha. Şurada kulaklığımız beyler. Hatta hiç kulaklığı direkt buradan göstereyim. Seç direkt o videoyu buna eklemeyeceğim. Şurada arkadaşlar aldım. G30 435 değil mi? 435 kulaklığımız beyler. G435 Logitech'in bu da. Bu kulaklık arkadaşlar 10 numara bunu kesinlikle öneriyorum. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çok hafif ve çok kaliteli bir kulaklık. Niye kaliteli diye soracaksınız. Abi çok rahat. Birincisi kulağımda hissetmiyorum. Ve benim diğer kulakları kullanıyorum. Benim kafam böyle eğmiş yani. Benim kafam içeri doğru göçmüş bildiğin. Anlamadım bir şekilde. Diğer kulakta ağır ya. Bu kulaklık çok hafif. İnşallah bunda öyle bir şey olmaz. Ve çok rahat hissettirdi. Ses performansı da inanılmaz. Yani çok yüksek bir sesi yok ama mükemmel. Yani oyunda seni çok rahat bir şekilde tatmin ediyor. Yani emin olun beni rahat beni tatmin ediyorsa emin olun sizi her türlü eder. Çünkü ben yüksek sese çok şeyim. Yani takıntılıyım. Oyunun sesini full'e çekerim ben her zaman. O derece oynuyorum. Bu beni tatmin ettiği sesi var ya her türlü tatmin eder. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu arada. Yani gözünüz kapalı alın direkt. Manyak bir kulaklık. Şu mouse zaten diyecek bir şey yok. Mouse zaten oyunda göreceğiz şimdi bakalım ne kadar bir etkisi olacak. Nasıl kullanacağım, nasıl edeceğim. Uygulaması falan var mı onu da kurmak lazım. Bakmadım ama onlara da bakacağız. Bakayım şarjı falan filan var mı ondan sonra takayım ben şarjı. Şarjını doldurayım eğer yoksa doldurayım. Varsa da oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bir bakalım oyunda nasıl performans sergileyeceğiz. O zaman oyunumuza geçelim. Bu arada beyler oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar bir klavye kablosuz klavye alacağım yani önerebileceğiniz çok güzel bir klavye varsa kablosuz böyle kaliteli böyle uzun süre kullandığınız bir klavye varsa önerirseniz çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Evet beyler ölüm kalanımızı girdik. Rekabet girecektim de bayağı bir uzun olur diye. Rekabet girmedim arkadaşlar. Bir ölüm kalanında bitirelim. Bakalım kaç vuracağız. Bu arada arkadaşlar hiç ısınmadım. Bunu da söylemek istiyorum. Lan ne oluyor oğlum? Oğlum da bismillah la. Ben hiç ısınmadım bu arada. Sadece kutu açılımı yaptım ve oyuna girdim. Olaya girdim. Haberiniz olsun sonra demeyin. Yok oğlum konu tutmuyor falan demeyin de. Ondan nasıl kurtuldum gördün mü? Nasıl kurtuldum adamdan? He. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Görüyorsun değil mi şansı? Adam bana tek attı birader. Sana zor vuruyorum ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ama elimden gelen bu kadar. Kanka bu adamda bir şey var. Bu adam vuramıyorum ben bu arada bu Cypher'ı. Dua mı ettin? Ne yaptın oğlum? Abi çıkan... Ya adam yürüyor arkasından bir kişi daha çıkıyor peki kardeşim benim ya. Ya kanka. Hadi. Abi adam ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Birinci alırsam ne mutlu bana da.
Düşman yerde. 3. Yok ya, zor arkadaşlar böyle. Adamın kafası yorumluyor. Vallahi zar zor vurdum bu arada. Eyvah, hayvan geldi. Arkamı da duyduğum için tabii ayrıyetten bir panik, böyle bir şeyler oldu yani. Ama arkadaşlar mouse yemin ederim 10 numara bu arada. Direkt öneriyorum size bu arada. Bye bye. Zar zor vurdum ama neydi? Yerde kal. Aga nasıl öldü sandım, bıraktım adamı. Bak taradım, bıraktım. Mermi mermi yedi zannettim adam. Al, yapma oğlum. Yapma oğlum. Bu arada arkadaşlar rank yücelik 2, haberiniz olsun. Kanka adam dibinde, onu bunu vuruyor, beni vuruyorsun ya. Cypher bizi yiyor kanka bu arada. Eğlence bitti. Sağdan biri piklemesin de bana. Beyler vallahi elim soğuk, yemin ederim. Allah! Vurdum. Bu ne biliyor musun? Kurtuluş manevrası kardeşim. Ha? Lütfen ölmeyeyim kanka. Adamı yanlışta vurdum birader bu arada. Şakasız. Ya kanka eğim dönmüyor oğlum. Bir şey görmediniz inşallah beyler. Aga adam ses verdi oradan. Ya aga görüyorsun, adam ölüm önünde şık koyup bekliyor kanka ya. Kanka öldüm bu arada. O mouse çeviremedim ya, orada öldüğümü direkt şey yaptım yani. Ya hadi oğlum pikle artık, yemin ederim delirdim artık ya. Kanka o birincilik gidiyor bu arada, haberiniz olsun. Yapabileceğim bir şey yok yani. Bekliyorum beyler. Oğlum adam ne yapıyor bize lan kankaysa o? Ya kanka sürekli yakalanıyorum boş beleş lan. Adam görmek nasip olmadı ya. Timing'e baksana kanka. Acıdı mı? On öldürme kaldı. Vallahi son anda vurdum ha. Gel bakalım. Görüşürüz. Ya orası görüyormuş kanka, inanamıyorum. Bedavadan vuruyor adam ya. Ya şurayı bir vuramadılar, inanamıyorum ya. Kim, ben bu adamla karşılaşmıyorum bile. Bu adam nasıl o kadar adam vurdu lan? Şakasız. Ha, bu arada bir beyler gitti birincilik. Canımız sağ olsun ya, yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım beyler vallahi. Koşarak vurdu bu arada adam, yemin ederim. Hadi. Öldüm bu arada. Mouse çeviremedim. Hadi lan! Lan adam iki kişi kaldı, hadi oğlum. Bir öldürme kaldı. Yapma oğlum, gitti birincilik beyler. Hadi. Hayır ya, iyiydi ama. Beyler yapacak bir şey yok, 38 kill aldık. Bence yani ilk ele göre bence iyi vurduk ya. Başta iyi vurdum da sonradan biraz çuvalladık arkadaşlar. Ama yine güzeldi. Arkadaşlar mouse şöyle, dediğim gibi. Mouse bence çok mükemmel bir mouse. Bunu almanızı öneriyorum bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu rankı da görün. Yüce Sarı Demir'in demirliğinde falan vuruyor da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum tabii ki size. Ben Valorant'a 6 ay ara verdim. 6 ay. Şu anda son 1 aydır oynuyorum. O da tabii hiç ısınmıyorum. Artık 2 gündür ısınmaya başladım. Artık günlük 2 saat bir aim çalışacağım. O zamanki farkı, sonraki farkı görürsünüz.
Aslında burada birinci olurduk da neyse alamadık, yapacak bir şey yok. Tokatla alamadık. Beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi mouse'u da tanıttım size. Şu canavar gibi mouse'u. Diyecek bir şey yok. Umarım siz de mouse alırken dikkat edersiniz. Benim gibi enayilik yapmazsanız, TCRS'e para vermezsiniz. Bakmayın ya, bak parası kaç para bu şu an? 2200-2500 lira mı ne? Ama hiçbir şekilde parasını hak etmiyor bu arada, söyleyeyim. Yani bak şu an 4000 lira para verdim ama yemin ederim hak ediyor yani, öyle söyleyeyim size. Tabii şu an böyle konuşuyorum ama uzun vadede ne olur bilmiyorum. O zaman ona göre konuşuruz bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.